Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size sindirime yardımcı organlardan bahsedeceğim. İlk olarak şematik bir çizim yapacağım. Sindirime yardımcı organları göstereceğim. Daha sonra ise bunların teker teker görevlerine bakacağız. Sindirime yardımcı 4 tane organ vardır. Bunlar tükürük bezleri, karaciğer, pankreas ve safra kesesidir. Tükürük bezleri tükürük sıvısını üretir. Ağzın içerisinin sulu olmasını, yani sulu olmasını sağlıyor. Aslında kurumasını engelleyen bir sıvıdır. Ve içerisinde bulundurduğu enzimler sayesinde karbonhidratlardan nişasta ve glikojenin sindirilmesini sağlıyor arkadaşlar. Kimyasal sindirim yapıyor. O yüzden tükürük bezlerini yazmayacağım. Sadece safra kesesi, karaciğer ve pankreastan bahsedeceğiz. Daha sonra sindirime yardımcı organları bitirmiş olacağız. Şimdi şematik bir çizim yapacak olursak, bakın şu bizim karaciğerimiz. Karaciğerimiz vücudumuzun sağ tarafında bulunur arkadaşlar. Hemen göğüs kafesinin altında sağ tarafta bulunan bir yapıdır karaciğer. Daha sonra şimdi şematik olarak çizdiğim için bunlar yan yanaymış gibi görünebilir ama aslında yan yana değiller. Mesela karaciğer midenin bir kısmını örter arkadaşlar ama şematik çizim dediğim gibi, o yüzden ben şöyle yan yanaymış gibi çizim yapacağım. Bakın bu nedir? Bu da midemiz. Mideye bağlı olan kısım 12 parmak bağırsağı, yani ince bağırsağın başlangıç kısmıdır burası. Daha sonra burada bir de yaprak şeklinde bizim pankreasımız bulunur arkadaşlar. Şöyle yaprak şeklindedir. Pankreasın bağlandığı kanal vardır bakın. İnce bağırsağa bağlandığı kanaldır. Daha sonra bizim karaciğerimizin de yine aynı şekilde ince bağırsağa bağlandığı bir kısım vardır. Bunların isimlerini teker teker vereceğim. Kanallar önemli çünkü. Şurası da nedir? Bakın şuradan gelip bu şekilde bağlanıyor. Şöyle bir bağlantı oluşturuluyor. Şimdi bunların isimlerini söyleyeceğim. Bir de safra kesesinden bahsedelim. Bakın safra kesesi de yine karaciğere bağlantılı olan, karaciğerden gelen sıvının, safra sıvısının depo edildiği küçük bir organdır arkadaşlar. Karaciğerin hemen altında bulunur. Dediğim gibi aslında bunlar iç içedir. Ama ben şematik olarak çizdiğim için böyle sanki dışarıdaymış gibi, iç içe değilmiş gibi görünebilir. Evet, bakalım isimlerini yazalım teker teker. Arkadaşlar şu bizim karaciğerimiz. Renkli kalemle yazayım. Şöyle şu karaciğer. Daha sonra burası mide. Pankreas. Pankreas. Şurası da safra kesesi. Ve yine mideye bağlantılı olan şu uzun kısımda nedir? 12 parmak bağırsağı. 12 parmak bağırsağı. Peki ne işe yarıyor bunlar? Neler var? Hangi yapılarla birbirine bağlı? Arkadaşlar bunları bağlayan kanallar vardır. O kanalların isimlerine bakalım. Karaciğerin şöyle ince bağırsağa bağlandığı kanal, şu kanalın adı, ayrıca yine safra kesesinin de aynı şekilde bağlandığı kanal, burası koledok kanalıdır. Bakın karaciğer koledok. K harflerinden size çağrışım yapsın. O zaman bu kanalın adı neymiş? Koledok kanalı. Hemen yazıyoruz. Koledok kanalı. Pankreasın bağlandığı kanal ise Wirsung kanalıdır arkadaşlar. Bakın şu pankreasın bağlandığı kanaldır. Bu koledok kanalının devamıdır şurası. İkisinin kesiştiği nokta da vardır burada. Pankreasın bağlandığı kanalın adı nedir? Wirsung kanalı. Wirsung. Wirsung kanalı. İki tane kanal var. Birisi koledok, diğeri de Wirsung arkadaşlar. Koledok karaciğerin bağlandığı, K harflerinden çağrışım yapsın size, aklınızda öyle kalsın. Wirsung kanalı ise pankreasa kalıyor. İkisinin de 12 parmak bağırsağında açıldığı bir yer vardır. Biz buraya water kabarcığı diyoruz arkadaşlar. İkisinin de ince bağırsağı açıldığı kısımdır. Water kabarcığı. Burası böyle kapak şeklinde bir yapıdır. Evet, şematik olarak çizimi bu şekilde. Şimdi ben burada hangilerinden bahsedeceğim? Karaciğerden, pankreastan ve safra kesesinden bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce karaciğerden bahsetmek istiyorum.
Karaciğerin önemli görevleri var, önemli özellikleri var. O yüzden şuraya bir karaciğer diyorum. Bir karaciğer. Arkadaşlar karaciğer ortalama 2 kilogram ağırlığında vücudumuzun sağ tarafında bulunan bir organdır. Karaciğer midenin üstünü örter. Hani tam olarak değil ama kısmen üstünü örtüyor arkadaşlar. Vücudumuzun sağ tarafında bulunuyor. Şimdi buraya baktığınızda sol taraftaymış gibi gelebilir. Ama ayna görüntünüzü düşüneceksiniz. Sanki kendinize aynadan bakıyormuş gibi. Çünkü aynadan baktığımızda kendimizi ters görürüz ya. O şekilde düşünün. O yüzden de burada ne olacak? Bizim karaciğerimiz sağ tarafta olacak. Aslında burası vücudumuzun sağ tarafı. Burası da vücudumuzun sol tarafıdır. Dolaşım sisteminde de bu şekilde bahsedeceğiz. O yüzden şimdiden aklınızda bulunsun. O zaman şöyle diyelim. Özelliği için ne dedik? Midenin üstünde sağ tarafta bulunan kaç kilo dedik? Ortalama 2 kilogram. Ortalama 2 kilogram ağırlığında organdır. Evet. Karaciğerimizin özelliği bu, ilk özelliği. Peki görevleri neler? Arkadaşlar ilk önce sindirim sistemi için görevini söyleyeyim. Sindirim sisteminde yağların mekanik sindirimini sağlayan safra sıvısını üretiyor. Sindirim sistemi için görevi budur. Karaciğer sindirim enzimi üretmez. Safra sıvısının içerisinde de enzim yoktur zaten. Dolayısıyla karaciğerin sindirim sistemi için tek görevi varmış. O da neymiş? Safra sıvısını üretmekmiş. Kesinlikle sindirim enzimi üretmez. Sorularda mutlaka karşınıza çıkar. İşte şıklarda verir karaciğer sindirim enzimi üretir diye. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Sindirim enzimi üretmiyor. O zaman şuraya görevleri diyelim. Görevleri. Hemen bir diyoruz. Birinci görevi neymiş? Yağların mekanik sindirimini sağlayan, safra sıvısını üretir. Safra sıvısını üretir arkadaşlar. Neydi mekanik sindirim? Fiziksel sindirim. Küçük parçalara ayırmaydı. Büyük yağ parçacıklarını küçük damlacıklar halinde ayırıyor. İkinci görevine bakalım. İkinci görevi amonyağı üreye çeviriyor arkadaşlar. Ve zehirsiz hale getiriyor. Amonyak zehirli bir moleküldür. Üreye çevirerek daha az zehirli hale getiriyor. O zaman şöyle diyelim. Amonyağı üreye çevirir. Arkadaşlar üreye çevrilme evresine biz Ornitin döngüsü diyoruz. Ornitin döngüsü. Bu döngüden size boşaltım sisteminde bahsedeceğim ama kısaca şöyle bir söyleyeyim. İki tane amonyak molekülünü karbondioksit molekülüyle birleştiriyor. Üre oluşturuyor. Artı bir de su oluşturuyor arkadaşlar. Böylece ne oluyor? Amonyağı zehirsiz hale getirmiş oluyor. Zaten karaciğerin en önemli özelliği zehirli molekülleri zehirsiz hale getirmektir. Gelelim üçüncü görevine. Hidrojen peroksit var. Bizim vücudumuzun ürettiği bir zehirdir aslında hidrojen peroksit. Hidrojen peroksiti zehirsiz hale getirir arkadaşlar. Katalaz enzimi sayesinde. O zaman şöyle diyoruz. Hidrojen peroksiti. Bu H2O2 parçalayan katalaz enzimini üretir. Evet, bir diğer görevi de bu. Gelelim bir sonraki görevine. Şöyle 4 diyelim. Arkadaşlar dördüncü görevi alkol ve ilaç gibi zehirli maddeleri parçalıyor. Bunları zehirsiz hale getiriyor. O zaman şöyle yazalım. Alkol, ilaç gibi zehirli molekülleri parçalar. O yüzden çok fazla alkol kullanan ya da çok fazla ilaç kullanan kişilerde karaciğer büyük zarar görür arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Beşincisi pankreasla birlikte arkadaşlar karaciğer ne yapıyor? Kan şekerini düzenliyor. Bunu nasıl yapıyor peki?
Depo ettiği glikojen sayesinde kan şekeri düşerse bunu glikoza çeviriyor ve kana vererek kan şekerini yükseltmiş oluyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Pankreas ile birlikte ne yapıyormuş? Kan şekerini düzenler. Kan şekerini düzenler. Evet, bir görevi de bu. Gelelim 6. görevine. Arkadaşlar, albumin, globulin, fibrinojen gibi kan proteinlerini üretiyor. Yani protein üretiminde görevi vardır. O zaman yazalım. Albumin, globulin, fibrinojen gibi bunların ne işe yaradığını dolaşım sisteminde göreceğiz. Fibrinojen gibi kan proteinlerini üretir. Kan proteinlerini üretir. Bir sonraki görevine geçelim. Arkadaşlar, karaciğerde kupfer hücreleri vardır. Bu hücreler yaşlanmış olan al yuvarları parçalıyor ve bu al yuvarlarda bilirubin dediğimiz bir madde üretiyor. Bu zehirli bir maddedir. Bu maddeyi safra sıvısının içerisine katarak dışarı atıyor. Böylece ne olmuş oluyor? Bizim yine vücudumuzu zehirli bir maddeden korumuş oluyor. O zaman şöyle diyelim. Kupfer hücreleri yaşlanmış al yuvarları parçalayarak ne üretiyormuş? Bilirubin üretir. Bu bilirubinin zehirli bir molekül olduğunu unutmayın. Zaten safra kesesini anlatırken orada safranın içerisine bilirubin de yazacağız. Gelelim bir diğer görevine. Arkadaşlar, demir gibi bazı mineralleri depoluyor. Ayrıca yağda eriyen vitaminleri de depoluyor. O zaman yazalım. Yağda eriyen vitaminler nelerdi? ADEK vitaminleri değil mi? A, D, E ve K vitaminleri. Yağda eriyen vitaminleri ve mineral depolar. Bazı mineralleri depoluyor. Mesela demir gibi mineraller. Gelelim bir sonraki görevine. Arkadaşlar, karoteni A vitaminine dönüştürür. Yani A vitamininin öncül maddesini alıyor ve bunu A vitaminine dönüştürüyor. Karoteni A vitaminine dönüştürür. Bir de son olarak da şunu yazıyorum. Şuraya 10 diyorum. Fazla glikozu glikojen olarak depo eder. Glikojen olarak depo eder. Evet, karaciğerimizin görevleri bunlar arkadaşlar. 10 tane görev yazdık. Tabii ki daha fazlası var görevlerin. Çünkü karaciğer bizim vücudumuzun çöpçüsü diyebiliriz aslında. Çöplerimizi temizliyor. O yüzden de oldukça fazla görevi var. Ama ben sadece bunlardan bu kadar bahsetmek istiyorum. Bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Evet, karaciğeri anlattıktan sonra bakın, karaciğer safra sıvısını hangi kanalla gönderiyor? Kolédoc kanalıyla. Bakın nereye gönderdi? Hemen şu Kolédoc kanalı arkadan gelir. Buradaki water kabarcığına dökerek yağların mekanik sindiriminin başlamasını sağlar. Yağlar sadece ince bağırsakta parçalanıyor. O yüzden de arkadaşlar, safra sıvısı burada bir mekanik sindirim başlatıyor. Pankreastan gelen enzim ise ne yapıyor? Onların kimyasal sindirimini sağlıyor. Şimdi karaciğer dedik, 2 diyoruz safra kesesi. Safra kesesinden bahsedelim. Daha sonra ise pankreasa geçelim. 2 safra kesesi. Arkadaşlar, safra kesesi safra sıvısını üretmez. Sadece depolar. Bunu unutmayalım. Safra kesesi safra sıvısını üretmiyor. Sadece depoluyor. Kim üretiyordu safra sıvısını? Karaciğer üretiyordu. Safra kesesinde ise depo ediliyor. O zaman şöyle diyelim. Karaciğerde üretilen safra sıvısını depolar. Arkadaşlar, safra sıvısında neler var? Bunlara bakalım. Daha sonra safra sıvısının görevlerine bakacağız. Safra sıvısında bulunanlar su, safra tuzları,
kolesterol ve bilirubin. Bilirubinden az önce bahsettik değil mi? Zehirli bir moleküldü. İşte karaciğer bu safra sıvısının içerisine katarak uzaklaştırmış oluyor. O zaman şöyle diyelim. Safra sıvısında neler bulunuyormuş? Su, safra tuzları, daha sonra bilirubin, bir de kolesterol bulunuyor. Kolesterol bir yağ çeşidiydi, değil mi? Kolesterol bulunuyor. Evet, kolesterol bulunur dedik. Arkadaşlar, safra sıvısında kesinlikle sindirim enzimi bulunmaz. Unutmayın, ne dedik? Karaciğer enzim üretmiyor, sindirim enzimi üretmiyor. Bu yüzden de safra sıvısının içerisinde de sindirim enzimi bulunmaz. Yazalım. Safra sıvısında sindirim enzimi bulunmaz. Sindirim enzimi bulunmaz. Evet, genel özellikler bu şekilde. Şimdi gelelim safra sıvısının görevlerine. Arkadaşlar, safra sıvısının görevlerine baktığımızda ilk görevi nedir? Yağların mekanik sindirimini sağlama, yani küçük yağ damlacıklarını ayırıyor. Yazalım hemen. Safra sıvısının görevleri diyelim. Safra sıvısının görevleri. Şöyle bir diyorum. Yağların mekanik sindirimini sağlar. Evet, ikinci görevi ne peki? Arkadaşlar, ikinci görevi ince bağırsağın içerisini nötralize eder. Nasıl yapıyor bunu? İçerisinde bulunan bilirubin ve safra tuzları burada bir bazik özellik sağlıyor. İnce bağırsağa gelen, o mideden gelen asitli yapıyla birleşince burası nötr hale gelmiş oluyor. O zaman şöyle diyoruz. İnce bağırsağın içini nötralize eder. Yani nötr hale getirir. Üçüncü görevine gelelim. Arkadaşlar, bilirubin dediğimiz o zehirli maddenin dışkıyla atılmasını sağlıyor. Bilirubinin dışkıyla atılmasını sağlar. Evet, gelelim bir sonraki görevine. Şimdi bilirubin dedik ya, zehirli bir madde. Bu zehirli maddenin ayrıca bir de önemli bir görevi var vücudumuzda. Nedir bu görev? Şu. Bu zehirli madde antiseptik bir özellik sağlıyor arkadaşlar. Antiseptik demek mikropları öldürür anlamında söylüyoruz. Antiseptik özelliğiyle bağırsaktaki bazı mikropları öldürmüş oluyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Antiseptik özelliği ile bağırsaktaki bazı zararlıları öldürür. Bazı zararlıları öldürür. Son görevini de söyleyelim. Arkadaşlar, son görevi de şu. Yağda eriyen vitaminlerin bir de yağ monomerlerinin, yani neydi yağ monomerleri, yapı taşları neydi? Neydi, hatırlayalım bakalım. Yağ asitleri ve gliserol, değil mi? Bunların geri emilimini kolaylaştırıyor arkadaşlar ince bağırsaktan, oldukça yine önemli bir görevi. Yağda eriyen vitaminlerin ve yağ monomerlerinin ince bağırsaktan emilimini kolaylaştırır. Şimdi safra kesesini bir olmadığını düşünelim arkadaşlar. Safra kesesi olmayan bir insan neye dikkat etmesi gerekiyor? Yağ tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Yağlardan oldukça uzak durması gerekiyor. Çünkü safra kesesi yoksa depo edilen bir safra sıvısı yoktur. O yüzden de karaciğerin safra üretmesi beklenir. Bu da kısa bir sürede olmayacağına göre, dolayısıyla bu kişilerin mutlaka yağ tüketimine dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar, eğer ki safra kesesi yoksa. Evet, geliyoruz son yardımcı organımıza. Son yardımcı organımız da pankreas. Şöyle 3 diyorum, pankreas. Arkadaşlar,
arkadaşlar, pankreasın iki tane hücresi var. Asinav hücreleri, bir de Langerhans adacıkları. Langerhans adacıklarından hormonlarda bahsettik. Hormon üretiyor, insülin ve glukagon. Ama asinav hücreleri sindirim enzimi üretiyor. İşte bu sindirim enzimleri nelerdir, bunlara bakacağız. İlk önce şöyle diyelim, ikiye ayıralım pankreası. Ne vardı? Bir asinav hücreleri vardı. Asinav hücreleri. Bir de Langerhans adacıkları. Langerhans adacıkları. Bunlar ne üretiyordu arkadaşlar? Bunlar hormon salgılıyordu. Hormon salgılar. Üretir yani. Hangi hormonlar? İnsülin ve glukagon hormonları. Bunlar kan şekerini düzenleyen hormonlardır. İnsülin kan şekerini indiren hormondur. Glukagon da yükselten hormondur. Asinav hücreleri ne üretir? Sindirim enzimi üretir. Şimdi bizim burada ilgilendiren nedir? Asinav hücreleridir. Şimdi arkadaşlar, asinav hücrelerinde üretilen bu pankreas öz suyu dediğimiz su, içerisinde enzim bulunur. Ayrıca bir karbonat iyonları bulunur. Bu su ne yapıyor? Water kabarcığına dökülüyor. Hangi kanalla dökülüyor? Hangi kanalla? Hemen bakıyoruz. Bakın şurada çizmiştik. Pankreastan gelen pankreas öz suyu Wilson kanalıyla water kabarcığına dökülüyor ve burada enzimleri vermiş oluyor. Ayrıca bikarbonat iyonlarıyla da ince bağırsağı nötralize etmiş oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle ilk önce yazalım. Asinav hücrelerinde üretilen pankreas öz suyu hangi kanalla? Wilson kanalı ile water kabarcığına dökülür. Şimdi bu pankreas öz suyunda neler var bakalım. Pankreas öz suyunda neler bulunuyormuş? Bir kere su bulunur arkadaşlar. Daha sonra bikarbonat iyonları bulunur. Bikarbonat. Bir de bazı iyonlar bulunuyor. Peki enzim olarak ne bulunuyor? Enzimlerine bakalım. Arkadaşlar, enzim olarak amilaz enzimi vardır. Şimdi hemen amilazdan bahsedelim. Amilazı bir de nerede gördük? Ağızda gördük değil mi? Tükürüğün içerisinde vardı. Ve karbonhidratların nişasta ve glikojenin sindirilmesini sağlıyordu. Arkadaşlar, biz ağzımıza dokmayı aldığımız zaman kaç kere çiğniyoruz? Hiç düşündünüz mü? Kaç kere çiğniyorum acaba ben bunu? Biz en fazla 2 kere 3 kere çiğneyip hop yuvarlıyoruz aşağı. Bu 2-3 kere çiğnemede amilaz enziminin nişastayı sindirme ihtimali var mı? Çok az değil mi? Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Biz ince bağırsağa gönderdiğimiz zaman hemen pankreastan da bir amilaz enzimi geliyor ve ağızda sindirilemeyen nişastayı ve glikojeni sindiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla yine sindirim burada yine tamamlanmış oluyor. Gelelim ikincisine. Tripsinojen ve kimotripsinojen. Bunlar da proteinleri sindiren enzimlerdir arkadaşlar. Karboksipeptidaz. Bu da yine protein sindirir. Karşılarına ne sindirdiğini yazacağım birazdan. Lipaz arkadaşlar. Lipaz yağları sindiren enzimdir. İşte yağları sindiren enzim nereden geliyormuş? Pankreastan geliyormuş. Ve son olarak DNA-az ve RNA-az. Bunlar da zaten adı üstünde neyi sindiriyor? Hücrelerin içerisinde bulunan DNA'yı ve RNA'yı sindiriyor. Hemen yazalım neleri sindirdiklerini. Amilaz, nişasta ve glikojen sindiriyor. Tripsinojen ve kimotripsinojen protein sindiriyor. Karboksipeptidaz yine protein sindiriyor. Lipaz yağları sindiriyor. Bunlar da arkadaşlar DNA ile RNA'yı sindiriyor. Evet. Peki pankreas öz suyu nasıl bir sıvıdır? Bazik bir sıvıdır arkadaşlar. Ve bikarbonat iyonları sayesinde mideden gelen asitli yapıyı nötrleştiriyor. Bunu da şöyle bir alt kısma not olarak yazalım. Bu da bulunsun. Daha sonra konumuzu bitirelim. Not diyoruz.
Pankreas öz suyu içerdiği bir karbonat iyonları sayesinde, bakın bir karbonat iyonları var. Bunlar sayesinde baziktir. Peki pH'i kaçtır? Arkadaşlar pH'i ortalama 8,5. Hani yakın olarak 8,5 diyoruz. Ne yapıyor peki bu? Bu salgı bir karbonat iyonları sayesinde mideden gelen asitli kimusu, kimus diyorduk değil mi buna? Kimusu nötrleştirir. Böylece ince bağırsağın zarar görmesini engellemiş olur arkadaşlar. Evet, sindirime yardımcı organlar bu şekilde. Bu organları da bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda sindirilen besinler geri nasıl emiliyor buna bakacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.